Merhaba arkadaşlar, bir başka video ile karşınızdayız. Bugünkü videomuzun konusu özellikle arkadaşlar noktalama işaretleri olacak. Bizim için önemli başlıklardan bir tanesidir. Neden diye sorarsanız hemen hemen her sene konuyla ilgili en az bir sorunun çıktığını çok net bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Evet, bu nedenle konuyla ilgili herhangi bir eksiğimizin, gediğimizin olmamasına dikkat etmekte fayda var. Birinci soruyla testimize başlıyoruz. Evet, diyor ki yukarıdaki numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilmezse cümlenin anlamı değişir. Bakalım. Yıldan yıla gelişen Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olmaya her gün biraz daha yaklaşan Karaman. Şimdi arkadaşlar burada yıldan yıla gelişen Türkiye mi? Acaba yıldan yıla gelişen Karaman mı? Bence yıldan yıla gelişen Karaman'dan bahsediyor. Neden? Şurada var bir fiilimsi, şurada var bir fiilimsi. Demek ki bunların ikisi aslında Karaman sözcüğünün anlamını etkiliyor. Eğer ki siz buraya virgül atmazsanız buradaki yıldan yıla gelişen ifadesi Türkiye'nin anlamını etkilemiş olur. Asıl anlatılmak istenen aslında Karaman'ın gelişmiş olduğudur, geliştiğidir. Bu nedenle cevabımız Adana olacaktır. Bir ile işaretli yere virgül getirmezseniz cümlede bir anlam karmaşası yaşanacaktır arkadaşlar. Evet, bu parçadaki numaralanmış yerler noktalama işaretleri bakımından ikişerle eşleştirilirse hangisi dışta kalır diyor. Bakalım arkadaşlar, şimdiye kadar şiirlerin ortak noktasını genellikle 3 kavram oluşturdu. Kendinden sonra açıklama yapılacak ki bu 3 kavramı açıklayacağı için ne kullanmamız gerekiyor arkadaşlar? 2 nokta. Aşk, virgül, ölüm ve zaman. 3 saydı, nokta attık arkadaşlar burada da. Bu 3 mefhum, virgül, kendi içinde alt kavramlara kapı açıyor. Nokta arkadaşlar, cümlemiz tamamlandığı için. Evet, 3 ve 5 gitti. Neden? Nokta var. 2 ve 4 gitti. Neden? Nokta var arkadaşlar. Fakat bir numaralı işaretimizde 2 nokta vardı. Cevabımız ne olacaktır? Özellikle Adana olacaktır arkadaşlar. Evet, bu parçada ayraçla belirtilen yere aşağıdaki noktalama işaretlerinden özellikle hangisi getirilmelidir diyor arkadaşlar. Evet, bakalım Çınarcık Kestanelik'teki çay bahçesinde otururken şunu yazmışım defterine. Çocukluk bitti. Çocukça gençlik çağım da bitti. Bildiğim şu ki hiç çalışmadığım bir ders yaşam. Evet, tırnak işareti içine alınmış aktarma sözler arkadaşlar. Evet, aktarma sözlerden önce ne kullanmam gerekiyor? 2 nokta kullanmam gerekiyor. Bu nedenle cevabım ne olacaktır? Özellikle Edirne olacaktır arkadaşlar. Evet, 4. soruyla yolumuza devam ediyoruz hep birlikte. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisinde yazım veya noktalama yanlışı vardır arkadaşlar? Evet, gökyüzünde tek bir bulut yok. Tamamlanmış bir cümle, tamamlanmış, noktayı koymuş, sıkıntım yok, yazım yanlışım da yok, gitti. Ayaklarımızın altındaki manzara soluk kesici, 3 nokta. Neden? Eksiltili bir cümle, yüklem yok. Bu da gitti arkadaşlar. Devam. Dicle yaklaşık 200 metre altımızda kıpırtısız akıyor. Tamamlanmış cümle, nokta. Burada da bir sıkıntı yakalayamadık arkadaşlar. Bu da gitti. Hemen altımızdaki caminin 600 yıllık bitişik yazımı sıkıntı yok. Minaresine sarık gibi kondurulan leylek yuvası bugün boş. 2 yıldır Hasan Keyf'ten ayrılmadığı söylenen Cemşit, hop arkadaşlar şurada. Bir hayvan ismi, özel isim olur arkadaşlar. Özel isim olduğu için özellikle Cemşit'in C'sini nasıl yazmam lazım? Büyük yazmam lazım arkadaşlar. Cevabımız ne olacaktır? Özellikle Edirne olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geldik 5. soruya arkadaşlar. 5. sorumuz bizden ne istiyor arkadaşlar? Hep beraber bir bakalım. Özellikle soruyu biraz küçülteyim ki seçenekleri de beraber görelim. Evet, diyor ki bu parçada numaralanmış yerlere getirecek noktalama işaretleri aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? Bakalım hep beraber. Şebi Arus törenleri, Mevlana düşüncesinin virgül olacak arkadaşlar. Mevlana düşüncesinin tartışıldığı TV programları, internetteki sosyal paylaşım sitelerinde onun eserlerinden alıntılardan
özlü sözler, hatta o sık tekrarlanan ah ünlemden sonra virgül küçük başlamış çünkü. Ne güzel söylemiş pir ifadesi. Özür dilerim arkadaşlar, 2 dakikanızı alacağım. Evet, sizden özür diliyorum arkadaşlar. Mikrofonun özellikle kablosu tahtaya çarptığı için ufak bir aksilik yaşadık. Hemen tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, 5. sorudaydık arkadaşlar. 5. soruyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, bu parçada numaralanmış yerlere getirilecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Bir de zaten virgül geleceğini söylemiştik. Zaten buradan hareketle özellikle B, C, D ve aslında E seçeneklerini eliyoruz arkadaşlar. Devamımız direkt adam olacak. Bakalım gerçekten de sonrasında doğru mu yapmışız? Aslında şuraya kadar gelmiştik. Şurada virgül olacağını söylemiştik. Ünlem olduğu için cümlenin sonuna özellikle ünlem işaretini koyacağız arkadaşlar. İçlenmeleri dediğimiz zaman eksiltili cümle 3 nokta değil mi soru soruyor arkadaşlar. Burada da özellikle soru işaretimiz olması gerekiyor. Demek ki gerçekten de A seçeneğimiz doğruymuş arkadaşlar. Geldik özellikle 6. soruya arkadaşlar. 6. soruda ne diyor? Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti getirilecektir? Yaşlı adam sürekli erdemden bahsediyor, virgül, herkese kızıyor, sövüyor, bağırıyor, çağırıyor, nokta. Hiç şüphesiz şuuru yerinde fakat biraz şaşkın bir hali var onun, tamamlanmış cümle, nokta. Hakikati biliyor ama hakikatle birleşmekte zorlanıyor, yine nokta, tamamlanmış cümle. Belli ki erdemin sertliğini iyiliğin yumuşaklığıyla harcamakta geç kalmış, nokta. Arkadaşlar cevabımız ne olacaktır? Özellikle Adana olacaktır. Çünkü birinci bölüme ne getiriyorduk? Virgül. Diğer bölümlerin tamamına ise özellikle nokta getiriyorduk arkadaşlar. Geldik diğer bir örneğimize. Evet, bu parçada ayrıca belirtilen yerler aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla konmalıdır? Sana sevdiğim ve yıllardır okuduğum bir yazarın 22 yıl sonra yayınladığı ilk hikaye kitabını yolluyorum. Kitabın ismini açıklayacağı için arkadaşlar 2 nokta. Fotoğrafı sana gönderiyorum. Nokta. Adı senin çok şey ifade eder. Nokta. Okur musun? Soru işareti arkadaşlar. Ne olacaktır? Cevabımız yine özellikle Adana olacaktır. Geldik özellikle 8. sorumuz arkadaşlar. 8. sorumuzda bu parçada ayrıca belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi sırasıyla getirilmelidir diyor. Bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Okuyoruz ifadeyi. Evet, ben ne zaman bir yazı için bilgisayarın başına otursam şöyle düşünürüm. Düşündüğü şeyi açıklayacağı için 2 nokta arkadaşlar. Zaten özellikle şurayı sildim. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi yazacağım yazı daha önce yazdığım yazılardan güzel olmalı. Her defasında aynı duygu ile yazmaya başlamak, virgül, çıtayı tedricen yükseltmek gerektiğini size gösteriyor ve sizi ister istemez cümlelerinize şiirsellik size gösteriyor ve siz ister istemez cümlelerinize şiirsellik katıyorsunuz. Nokta. Özenerek, çok okuyarak ve çok çaba harcayarak. Bu şekilde yine 3 nokta gelecek arkadaşlar. Bu soruda da cevabımız özellikle Adana olacaktır arkadaşlar. 9. sorumuza baktığımızda, 9. sorumuzda bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde noktalama eksikliği vardır dediğim zaman. Evet, bakalım arkadaşlar nerede varmış? Türkiye'de bilimle uğraşanlar sanat eseri peşinde koşmaz. Özneyi vurgulamak için virgülümüzü kullanmış, sıkıntı yok. Devam ediyoruz. Sanata, romana düşkün. Hop arkadaşlar, şurada bir eksiklik dikkatinizi çekti mi? Eş görevli sözcükler, sanat ve roman sözcükleri eş görevli sözcükler oldukları için araya virgül getirilmesi gerekir. Fakat getirmemiş. Cevabımız Bursa olacaktır arkadaşlar. 10. soruya baktığımızda arkadaşlar, özellikle aşağıdaki cümlenin hangisinde virgül bu cümledeki işleviyle kullanılmıştır?
Heyecan yitirilen bir şeydir. Yitirilen bir şeydir yüklemli. Heyecan, özne. Özneyi vurgulamak için kullanılmış arkadaşlar. O zaman aşağıda da özellikle özneyi vurgulama amacıyla kullanılan bir seçenek yakalamak zorundayım. Hiç kuşkusuz düzen, kuralcılık, eş görevi sözcükler için kullanmış. Tembel bir şairim. Şiirlerimi düzeltmesini çok geç yaparım. Sıralı cümleler ayırmak için kullanmış. Fakat ben özneyi vurgulayan noktayı istiyordum arkadaşlar. Genç yayıncılar yazım ustalarının değerini pek bilmiyor. Arkadaşlar bilmiyor yüklem. Bilmeyen kim? Genç yayıncılar özne. Arkadaşlar yine özneden hemen sonra kullanmış. Yukarıda da öyleydi. Özneyi vurgulamak için kullanmıştır. Cevabımız ne olacaktır? Özellikle 10. soruda cevabımız Ceyhan olacaktır arkadaşlar. 11. soruya baktığımızda klasik soru kalıplarından bir tanesidir. Bu parçada ayraçla belirtilen yerlere getirecek noktalama işaretleri aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir arkadaşlar? Bakalım neymiş cevabımız? Bu sabah çok kötü bir haber geldi. 2 nokta arkadaşlar. Gelen haberi açıklayacak. Üniversitede 2 yıl eleştiri derslerine devam ettiğim Tahsin Yücel ölmüş nokta diyeceğiz arkadaşlar burada. Haberi okurken şöyle dedim kendi kendime, dediği şeyi açıklayacağı için 2 nokta. Sevgili hocam, seslenme olduğu için arkadaşlar, hitap olduğu için, seslenme olduğu için daha doğrusu ünlem. Bu nedenle cevabımız ne olacaktır? Özellikle Adana olacaktır arkadaşlar. 12. soruyla yolumuza devam ediyoruz. 12. sorumuz diyor ki yine bu parçada ayraçla belirtilen yerler aşağıdakilerden hangisine verilen noktalama işaretleri sırasıyla konmalıdır? Bakalım neymiş arkadaşlar? Bu parçada evet, Türkiye'nin her yerine yağan kar Ardahan'da farklı bir forma bürünür dediğim zaman bu büründüğü formu yazacağı için 2 nokta. Evet, hemen cevabımız da zaten Adana diye çıkıyor arkadaşlar. Bakalım gerçekten de doğru mu? Kristal görünme sahip karlar, yıldızlar yerdeymiş gibi parlar. Tamamlanmış cümle. Nokta. Evet, Sebati Karakurt burası hakkında şöyle der. Söylediği şeyi açıklayacağı için 2 nokta. Cevabımız burada da Adana olacaktır arkadaşlar. 13. soruyla yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, aşağıdaki cümlenin hangisinde düzeltme işareti yanlış kullanılmıştır? Onun öykülerinde anlattıklarına hala görüyorum. Uzatma olarak kullanılmış, sıkıntı yok. Hikaye, A'nın uzun okunması için kullanılmış, doğrudur, sıkıntı yok. 2 adet resmi. Arkadaşlar, üzerinde uzatma olduğu zaman adet diye okuruz ki burada adet anlamında, tane anlamında olması gerekirken gelenek, görenek anlamı verecek şekilde kullanılmış. Burada yanlış kullanmış çünkü burada tane anlamındaki adet sözcüğünü kullanmam gerekir ki orada A'nın üzerinde uzatma olmaz. Burada ise gelenek, görenek anlamında yorumladığımız adet sözcüğüdür arkadaşlar. Cevabımız özellikle Ceyhan olacaktır. Hemen 14. sorumuza geçiyoruz. Evet, bu söyleşi metninde aşağıdaki noktalama işaretlerin hangisi yerinde kullanılmamıştır? Arkadaşlar, şimdi ufak bir düzeltme yapalım. Buradakiler kısa çizgi değil, konuşma çizgisidir. Biraz kısa çizilmiş ama bunlarda bir sıkıntı yok. Konuşma çizgisi doğru kullanılmış. Gazeteci konuşan kişinin isminden hemen sonra 2 nokta kullanılır. O da doğru kullanılmıştır arkadaşlar. Shakespeare okur musunuz derken soru soruyor, soru işareti doğru kullanılmıştır arkadaşlar. Aynı şekilde virgüle virgüle baktığımızda virgül de şurada özellikle ah dediğimizde ünlemden hemen sonra kullanılmış, sıkıntı yoktur arkadaşlar. Ama şuraya baktığımızda arkadaşlar şurada 3 nokta yanlış kullanılmıştır. Neden? Ünlem olduğu için sonuna ünlem getirmem gerekiyordu. Cevabı ne olacaktır? Edirne olacaktır arkadaşlar. Şimdi geldik 15. soruya. Arkadaşlar 15. soruda ufak bir hatamız var. Gözden kaçmış. Kusuruma bakmayın. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durumumuz söz konusu burada. Ünlü edebiyat ustası hemen bu özneden sonra sıralanan ögeler virgülle birbirinden ayrılacağı için şuraya noktalı virgül getirmem gerekiyordu aslında arkadaşlar. Şu cümle ile şu cümle de özellikle ögeler arasında virgül bulunan cümlelerdir. Buraya da noktalı virgül getirilmesi gerekiyordu. Yani aslında cevabımın 1 ve özellikle 5 olması lazım. Hatalı olduğu için arkadaşlar kusurumuza bakmayın. Özellikle hatalı sorudur diyelim
ve kusurumuza bakmayalım. Bir sonraki soruyla yorumumuza devam edelim arkadaşlar. 16. soruda arkadaşlar sorumuz bizden ne istiyor? Diyor ki bu parçalanım almış cümlelerden hangisinde bir noktalama yanlışı vardır diyor. Evet, her Karayip sakini Kolomb ilk bizim misafirimiz oldu der. Her Karayip sakini virgül Kolomb bizim misafirimiz oldu der. Ben burada cevaba ne diyeceğim arkadaşlar biliyor musunuz? Özellikle Adana diyeceğim. Neden Adana diyeceğim? Çünkü bir, arkadaşlar tırnak işareti içinde kullanılmış aktarma sözler iki nokta, sözlerden önce iki nokta. Artı tırnağı kapatmadan önce burada virgül değil nokta olması gerekiyordu arkadaşlar. Oraya da virgül kullanmış. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Cevabımız özellikle 16'da Adana olacaktır. Geldik 17. sorumuza sevgili arkadaşlar. 17. sorumuzda bu parçada ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Arkadaşlar Dostoyevski yeni bir planım var derken tırnak işareti açmamız lazım. Neden? Aktarma söz. Burada da tırnak işaretini kapatmamız lazım. Dostoyevski bu sözde delirmek sözcüğünün cümlede özel olarak vurgulanmak istenen sözcük ne yapılır arkadaşlar? Tırnak işareti içerisine verilir. Yine burada da kendiliğin sözcüğü özel olarak vurgulanmak istendiği için tırnak işareti kullanmamız gerekir. Evet, 17. sorumuzun cevabı tırnak işareti olacak. 1. Aktarma sözler tırnak işareti içerisine verilir. 2. Cümlede özel olarak vurgulanmak istenen sözler özellikle tırnak işareti içerisinde verilir arkadaşlar. 18. sorumuzda yolumuza devam ediyoruz. Yukarıdaki numaralanmış yerlerin hangilerinde noktalama yanlışı vardır diyor arkadaşlar. Evet, bana şöyle seslendi. Evet, bir de seslendiği şekli anlatacağı için arkadaşlar iki nokta kullanmış. Her şeyin en önemli noktası başlangıcıdır dediğimizde noktayı koymuş. Orada da bir sıkıntım yok. Yani 1 ve 2'de herhangi bir problem görmüyoruz. İçerisinde 1 ve 2 olan seçenekleri silelim arkadaşlar. Bunu biliyorsun değil mi derken soru soruyor arkadaşlar. Soru sorduğu için ünlem değil aslında soru işareti kullanmam lazım. Cevabım çıktı. Bakalım gerçekten de 4 yanlış mı arkadaşlar? Evet. Bu en çok genç ve körpe kimseler için geçerlidir. Nokta olması lazım. Tamamlanmış cümle gerçekten de doğruymuş arkadaşlar. Cevabımız Denizli olacak. Özellikle 18. soru için. Şimdi 19. soruya baktığımızda, evet, bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine virgül getirilmez diyor arkadaşlar. Avustralyalı çalıştırıcı Markovic virgül Ruhi Su'nun o genç opera öğrencisinin ara sözdür arkadaşlar. Ruhi Su'nun açıklamasıdır. Ara sözün başında ve sonunda gördüğünüz gibi virgül kullanılır, sıkıntı yok. İlk Ruhi Su'nun söylediği türküleri dinleyince İlk defa Türk müziğinin bu kadar güzel olduğunu görüyorum. Buraya virgül değil, nokta getirilmek zorunda tamamlanmış bir cümledir. Bu nedenle cevabımız Ceyhan olacak arkadaşlar. Bakalım, demekten kendini alamamış Ruhi Su virgül böyle bir yetenekle sanat dünyasında yer edindi. Bugün de türküleri, sazı hatırlanıyor dediğimde evet, 3 dışında diğer yerlere virgül gelecek. Cevabımız 3 olacak arkadaşlar. Ve son soru arkadaşlar. Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine ötekilerden farklı bir noktalama işareti gelecektir diyor arkadaşlar. Türkçenin yabancı sözcüklerin işgaliyle karşı karşıya olduğuna kanıt mı arıyorsunuz? İşte size kanıt. Bir zamanlar dergilerimizin adları çığır, virgül, varlık, virgül, ağaç, virgül, çınaraltıydı. Şimdi aktüel, kapital ve fokus oldu. Evet. Dördü arkadaşlar birbirinden virgülle ayrılmış tür ve takım adlarını ayırmak için noktalı virgül kullanmam gerekiyor. Bu nedenle cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Umarım yardımcı olabilmişimdir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen dışarı çıkmayın. Kendinizi koruyun sevgili arkadaşlar. Görüşmek üzere. İyi günler.